bana çok kırılmış. Gönlünü aldım, yazık. Bana hala o kadar aşık ki duygu fırtınaları yaşıyor. İlahi Bülent. Efendim, sevgililer günü deyince aklıma geldi. Yıllar önce Paris'teyiz. Günlerden de 14 Şubat. Bülent'le de limoniyiz nedense. Neyse. Gecenin bir vaktinde aşağıdan bir gürültüler geliyor. Aa! Bir de pencereyi açayım ki ne göreyim. Camın altında Bülent bir orkestra tutmuş, bana serenat yapıyor. Ay gerçekten mi? Kabahatin büyüklüğü İffetciğim. Ah İffet Hanımcığım, kim bilir Tahsin Bey neler neler yapmıştır sizi nikah masasına götürebilmek için. Ama gittim istedim efendim, ne yapacağım daha? Ondan önce birkaç kez sinemaya, çay bahçesine falan gitmiştik ama değil mi Tahsin? Zaten İffet'in hiçbir izni yoktu ki. İşte arasına kaça bak bacama çay mı içiyorduk. Aa, izni yoktu ha. Ne kadar ilginç. Ben İffet'in penceresinin altında serenat yapacağım. Kayınpeder öldürdü vallahi beni. Ya nereden fark edecekti ayol baba? Uyuyordu zaten. Usul usul bir şarkı söyleseydin keşke. Ay New York'tayız bir gün yine. Bir de baktım Bülentciğim bir atlı araba tutmuş. Kapının önünde bekliyor. Faytonla da güzel tur atmıştık değil mi kalem müdürü? Bülent abi iyi bilir o işleri değil mi Bülent abi? Teveccühünüz genç adam, estağfurullah. Biz de bir gün Tahsin'le Büyükada'da bir fayton tutmuştuk. Ya hadi diyeyim. Tahsin de bütün yol faytoncuyla münakaşa etti para konusunda. Adam sonunda kızdı, bizi yolun ortasında bıraktı. Hem de yokuşta. Hadi, ne gereği var burada İfo? Ayol lafı geldi de söyledim işte yani. Öyle hayır, halbuki ben de zannettim ki böyle baş başa Tahsin'den şıngır mıngır tıngır gideceğiz, böyle güzel bir şey yapacağız. Nerede? Bütün yol kavga etti. Ne yapayım, göz göre göre kazıklanmaya tahammülüm yok İffet Hanım. Siz de beni biraz tanıyın artık. Anneciğim, geldi mi keyfin yerine? Broştan evladım. Mücevher bir kadın için hiçbir zaman bir risk taşımaz. Beğenmeme şansı yok. Bülentciğim. Efendim bu broşu bana Bülent sevgililer günü hediyesi olarak aldı da. Ay. Ay güle güle takım. Sevgililer günü hediyesi mi? İsterseniz artık biz hediyelerimizi verelim. Değil mi? Aslı zaten bana vermişti hediyemi. Ne vermişti lan Aslı sana? Kazak Volkan, kazak. Ha, onu bilelim de. Tahsin'cim, bu benim sana hediye. Aa, ne gereği var ayol? Teşekkür ederim. Ay, sevgili olmadığımız için. Ay olur mu öyle şey Tahsin'cim? Bugün sevgililer günü. Sağ ol anacığım. Bana da bir gömlek geldi azizim. Mücevher karşılığı kareli bir gömlek. Evlilik budur işte. Aa, aşk olsun Bülent. Tahsin Beyciğim, siz ne aldınız İffet Hanım'a? Ben vallahi tabii. Neyse ben kendi hediyemi getireyim. Eve geldiğimizde çaktırmadan onu Aslı'nın odasına koymuştum. Beklemez şimdi o. Hemen getireyim ben onu. Beklemez mi? Ne ki? Lan işte. Sen nereden biliyorsun Aslı'nın odasını hemen eline koymuş gibi? Ha? Çok yaşa ya. Ve işte Aslı'nın kedisi. Anlıyorum. Ah, canım. Allah Allah, sana geliyorum ya Rabbim. Bilmiyorum, kedi mi oldu? Evet. Ay şimdi o tüy filan da bırakır. Canım, ay çok tatlı. Aldığım en güzel hediyeceğim. Ah,
Kim bakacak buna? Ben biraz tedirgin olurum da kediden. Volkan kediden korkar da. Ne? Ne korkması ya? Ben tedirgin olurum sadece biraz. Yani irete olurum böyle. Yalnız bu gelir gelmez bana böyle tıslıyor gibi ya. Ha? Neyse Azizim, hanımın hediyesini verin de sofraya geçelim. Karnım acıktı ya. Hediye mi? İfocuğum, darılma. Nasıl diyeyim? Eyvah. Baba, nasıl yaparsın bunu ya? Ya sonradan çıkma adetler bunlar. Sonra kimse bana hediye alacağımı söylemedi ki. Aslı. Ters bakmaya başladı yine bu. Üstüme atlayacak bu herif benim. Bu kapıyı yumrukluyorlar sanki. Acil bir şey olmasın? Gidip bir bakın. Kapıcının çocuklarıdır. Veya Selin'in şımarık arkadaşları. Sen konuyu değiştirme. Sen şimdi Tahsin'cim söyle bana, bir gül dahi almadın değil mi? Ya güller bugün kaçtan satılıyor, haberin var mı senin? 10 katı arttırmışlar fiyatları. Ha, derdimiz bu yani. Ya, mesele parası değil de, yani özel bir gül diye kazıklamaya çalışıyorlar diyorum. Sohbet açıyorum, aktualite. Özel bir, evet. Bütün bu lafların sonunda bana hediye yok, değil mi? Aman, yani doğduk, büyüdük bu sevgililer gününe sanki. Ah! Biz yıllardır kutluyoruz Aziz'im, mecburen. Yoksa kale müdürü arıza çıkartır. Canım efendim, siz Avrupa'da yaşamışsınız. Bu adetler bize daha yeni geldi. Biz taşralıyız. İstanbul'a sonradan geldik. Aa, kendi adına konuş Tahsin. Ben Bursalıyım, içinden. Ben köylüyüm yani, öyle mi? Ne yaparsanız yapın efendim. Bazı şeyler sonradan öğrenilmiyor. Ne yapalım efendim, öğrenemedik. Kusura bakmayın, size layık olamadık. Köylü kaldık. Estağfurullah, estağfurullah. Bunca sene bir pahalı satılan güle dahi layık görülmedi. Ya bu kedi gece benim ağzıma oturmasın. Böyle şeyler oluyormuş ya. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı.